Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü modelimiz şöyle güzel yavru ağzı bir düz yazma üzerine başlayacağız. İki renk ip kullanacağım. Bir yazmanın kendi renginden, bir de şöyle koyu bir mavim var. İki renkle güzel bir model yapacağız. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Beni desteklemek için de yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hemen parmaklığımı takıyorum. İpimi hazırlamıştım. İpimi aldım ve şuradan hemen başlayalım. Şöyle zürafasını yaptım ben daha önce. Modelimin. Zürafadan sonra beraber yapalım. İpimi düğümledim. Birkaç tane şöyle zürafa yapalım. İlk sırası yazmanın kendi renginden yapacağız. Evet. 4 tane yaptım. Şimdi 5.'ye tekrar içine batarak 5. zürafamızın, evet, ipimi düzelttim, içine bir düğüm yaptım 5. zürafamızın. Bir tane küçük pırpır yaparak burada yaprak oluşturacağız. Şöyle pırpırın tepesine tekrar battım, bir düğüm yaptım oradan. Aşağı indim. Aşağıda bir düğüm yaparak tekrar yukarı. Şöyle inişli çıkışlı 3 düğüm olması yeterli. 3 tepede şöyle 3 tane olması. Yaprağımızın istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben 3 iniş çıkış yapacağım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Tekrar yukarı çıktım ve aşağı indim. Şöyle bir yaprak oluşturduk. Bakın. Bir sonraki zürafaya geçtim. İki tane arada boş zürafa yapacağım. Üçüncüye tekrar bir yaprak yapalım. Bir yaprak daha beraber yapalım. Ondan sonrakileri ben tamamlarım. Yaptığım pırpırın tepesine battım. Bir düğüm yaptım ve tekrar aşağı indim. Tekrar yukarı düğüm yaptım ve aşağı indim. 2 iniş çıkış yaptık. Şimdi üçüncüyü de yapalım. Bu yaprağı da tamamlamış oluruz. Desenli yazmalarınıza da içindeki çiçeklerin renklerinden uygularsınız. Düze de desenliye de giden bir model. İki zürafa yaptım. Üçüncünün içine batarak tekrar çiçeğimizi oluşturmak için şöyle bir kök yapacağız. Küçük bir pırpır yaptım. Tekrar tepesine şöyle batıyorum. Bir pırpır daha aynı yerde. Şöyle iki. Üçüncüyü de yapalım. Tekrar tepesine bir düğüm yaptım ve üçüncü pırpırı yapıyoruz tepesine. Üst üste 3 tane pırpır yapmış olduk. Şöyle arkadaşlar. 3 taneyi oluşturduk. Şöyle elimizle düzeltelim. Aşağıya bir sonraki zürafanın içine inelim. Şöyle indik aşağıya.
Düğümüzü sıkıştırdık. Yine iki tane. Hep aralarda iki tane zürafa bırakıyorum. Üçüncüye şimdi yaprak oluşturacağız tekrar. Üçüncü zürafanın içine batarak yaprağımızı çalışıyorum arkadaşlar şurada. Bir küçük pırpır yaptım. Tepesine batıyorum. Üç iniş çıkışlı yaprağımız olacak. Dediğim gibi ister küçültüp ister büyütebilirsiniz siz. Zevkinize kalmış. Ben 3 iniş çıkışlı yaptım. Şimdi bir tane daha hemen yapıyorum burada. Düğümü sıkıştırdım. Bakın şöyle yapraklarımız ve şu çiçeğimizin kökünü yapmış olduk. Şöyle net gözüküyor herhalde. Çok hareket ettirince bulanık görünebiliyor ama mecburen elimizi de oynatıyoruz. Kamera odaklayamayabiliyor o zaman. Evet, bir yaprak da burada yapacağız ama ben şimdi diğer rengime geçeyim. Çiçeğimi yapayım. Daha sonra bu kısmı ben tamamlarım. Hemen mavi ipimi hazırlamıştım. Onu aldım ve çiçeğimizi oluşturalım. Şurada şu tepede sonki pırpıra ipimizi düğümleyelim. Şöyle alttan yürüteceğim ipi bu şekilde düğümlüyorum o zaman. Alttan yürüteceğim için şöyle yaptım. Şöyle hafif kaydıralım. Düğümümüzü sıkıştırdık. Bu yuvanın içine 8 tane pırpır yapacağız. Şu ölçü yeterli. Evet, ikinciyi de yaptım. Yavaş yavaş şöyle yapıyorum. Tam net gözüksün diye. Şunu alttan yürütüyoruz. Ona dikkat edelim. Şöyle kaydıralım hafif. Çiçeğimizi de tekrar diğer renkle üzerini yapacağız. İki aşamadan oluşuyor çiçek. Kaç pırpır oldu? 2, 4, 6, 7. Bir tane daha yapalım. 8'e tamamlayalım. Evet, 8 tane oldu pırpırımız. Şöyle elimizle düzelttik. Ve bu ipimizi kesebiliriz artık. Şöyle kestim. Bunu da alttan yürütmüştük zaten. Dibinden kesebiliriz. Diğer renk ipimi aldım. Hemen hazırda olanı. Şimdi bu rengimizle de şuraya, şu mavinin başlangıç yerine şu köke hemen ipimizi düğümleyelim. Pırpırları başladığımız yere. Şöyle pırpırların tam başlangıç yerine ipi düğümledim. Sıkıştırdım. İlk pırpırın tepesine bir düğüm yapıyorum şöyle. Bir sonraki pırpıra geçtim. Şöyle bir zürafa yaparak. Tam net gözüküyor herhalde. Evet. Sonra
yaptığım o pırpırın, pardon, zürafanın içine tekrar dönüş yaptım şöyle. Oradan bir sonraki pırpıra. Şöyle bir piramit oluşturdum. Tekrar bir sonraki pırpıra geçtim. Bir zürafa yaptım. Zürafanın tam ortasına bir düğüm yaparak şöyle oradan aşağı ineceğim. Bakın şöyle dörder dörder ikiye ayırmış olacağım. Dört pırpırı kullandım. Şimdi dördüncü pırpırın arasına iniş yapıyoruz şöyle. Bu şekilde. İpimi, düğümümü sıkıştırdım. Şimdi ilk bölümü yaptım. Tekrar hemen sıradaki, yani beşinci pırpırımızın tepesine bir düğüm yaptım. Bir sonrakine bir zürafa yaparak geçtim. Zürafanın içine tekrar tam orta kısmına denk gelecek bir düğüm yaptım. Oradan bir sonraki pırpıra geçiş yaptım. Yine küçük bir piramitimiz oluştu. Bir sonrakine pırpıra geçerek bir zürafa yaptım. Tekrar zürafanın içine battım. Bir düğüm yaptım. Oradan pırpırlarımızın tam bitiş. Yine şöyle alt kısma geçiş yaptım. Şu mavinin tam dibine bakın. Oraya bir düğüm yaptım ve ipimi, düğümümü sıkıştırdım. İpimi buradan kesiyorum. Şöyle elimizle düzeltelim. Şu başlangıç ipini de keseyim. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Ben şöyle hemen küçük bir kısmını gösterdim. İki tane yaprak yine arada olacak. Sonra bir çiçek. Model böyle devam ediyor. Evet, şimdilik bu kadar. Ben birkaç tane daha yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle 3 çiçek yaptım. Modelimiz böyle. Aralarda 2 yaprak. İsterseniz yaprak kısmını yeşil de yapabilirsiniz. Ben şöyle sade olmasını istedim. Yazmanın kendi renginden kullandım. Bir de şöyle bu tarafından bakın. Evet, modelimiz böyle. Güzel, zarif bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.